Bugünün önemli meselelerinden biri de F-16 tabii ki. ABD'den F-16 alımı ile ilgili önemli bir gelişme oldu bugün. ABD Dışişleri Türkiye'ye F-16 savaş uçağı ve modernizasyon kiti satışının uygun olduğuna ilişkin resmi bildirimini Kongre'ye gönderdi. ABD Kongresi'nden 15 gün içinde bir itiraz gelmezse eğer satış gerçekleşmiş olacak. Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini onaylamasının ardından ABD yönetimi Türkiye'ye F-16 satışına onay verdi. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Kongre'ye gönderdiği resmi bildirimde Türkiye'ye 40 adet F-16 blok, 70 adet savaş uçağıyla 79 adet F-16 modernizasyon kiti satılmasını onayladığı belirtildi. Satış bedelinin 23 milyar dolar olduğu kaydedildi. ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı bu uçaklarla ilgili ekipmanların da temin edileceğini açıkladı. Silah satışının gerçekleşebilmesi için ABD yönetiminin sunduğu satış tebligatına Kongre'den itiraz gelmemesi gerekiyor. Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Ben Cardin, Türkiye'ye F-16'ların satışını onaylayacağını açıkladı. Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Michael McCaul da İsveç'in NATO üyeliğinin Ankara tarafından onaylanmasından memnuniyet duyduğunu ve mevcut durumda Türkiye'ye F-16'ların satışına onay vereceklerini bildirdi. ABD Kongresi'nin satışı değerlendirmek için 15 günlük yasal süresi bulunuyor. Bu süre zarfında itiraz olmazsa satış resmen gerçekleşmiş oluyor. ABD, Türkiye'nin dışında Yunanistan'a da 8,6 milyar dolarlık F-35 satışına onay verdi. Buna göre Yunanistan'a 40 adet F-35 Lightning II savaş uçağı verilecek. Teslimatların 4 seneden önce başlamayacağı öngörülüyor.